كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Uzun zamandır aklımda olan bir mesele vardı. Bir internet sayfasıyla alakalı. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz, şu mevzuya şöyle girelim. Bize sosyal medya üzerinden sürekli fetva soran kardeşlerimize her zaman diyoruz ki biz fakih değiliz kardeşim. Yani fetva vermeye yetkili değiliz. Şöyle olur. Verilmiş bir fetvayı verebiliriz. Ama zaten bunu da sürekli yapamayız. Nasıl olur mesela? Basit sualler olur. Ya herkes kendi alanına ilgilensin. Ben burada vaizlik yapıyorum. Benim işim vaaz vermek. Benim işim emri bil maruf yapmak. Şimdi bazı kardeşler de fıkhi sualler soruyor. Bilsem de genellikle cevaplamamaya çalışıyorum. Niye? Diyorum benim işim değil kardeşim. Herkes kendi işini yapsın. Şimdi burada kalp doktoru beyin ameliyatına girerse olur mu? Olmaz. Her şeyin doktoru ayrı kardeşim. Herkesin işi ayrı. He. Niye bu meseleyi anlatıyorum? O kardeşlerden de ricamız şu. Kardeşim biz fetva vermiyoruz. Yönlendirdiğimiz bir yer var. İsmail'a fetva attı. İnternet sitelerinden de bakın, belki bulabilirsiniz. Ya da herhangi bir meseleyle alakalı YouTube'a ya da Google'a arama motoruna aradığın meseleyle alakalı, atıyorum mesela misal abdestin farzları. Google'a ya da YouTube'a arama motoruna abdestin farzları yaz. Peşine herhangi bir ehli sünnet hocanın ismini yaz. Zaten o konuyla alakalı illaki bir konuşma vardır. He, işin içinden çıkamadın. Çok derin bir mesele var. O zaman ne diyoruz kardeşim? İsmail'a fetva hattını arayın. Sağlam, güvenilir. Sağlam güvenilir. Bizim önereceğimiz tek kaynak var. O da İsmail'a fetva hattıdır. Şimdi çok sual geliyor. Bir site var. Onunla alakalı konuşmamız lazım. Bu sorularla İslamiyet diye bir sayfa var. Şimdi çok kardeş bununla alakalı bize sual sordu. Biz cevaplamayı tercih etmedik. Niye? Çünkü bu tarz meseleler birkaç kelimeyle anlatılacak meseleler değil. Niye? Koskoca bir site. Tamam mı? İçinde yüz binlerce belki de fetva olan bir site. Adam ne diyor mesela? Sorularla İslamiyet izlenir mi, dinlenir mi? Ben şimdi burada ayaküstü ya işte aslında kardeşim şöyle de böyle dersem o karşımdakini tatmin edemem. Niye kardeşim? Çünkü bu mesele baştan başa görüşülmesi, konuşulması gereken bir mesele. Şimdi biz bu bidat ehlinin ya da herhangi birine reddi yapacağımız zaman ne yapıyoruz? Bir araştırma yapıyoruz değil mi? Hemen bodozlama konuşamayız. Çünkü adama iftira atmış olur. Kafamıza göre işte ya bu adam bozuk adam, sakın uzak durun. Ya mübarek bu adam niye bozuk? İnsan bir sorar değil mi? Bu adam niye bozuk? Ne yaptı da bozuk bu adam? Derdi ne? Sorularla İslamiyet'i biz tavsiye etmiyoruz. Neden? Bak şimdi. Neden tavsiye etmiyoruz? Onu da detaylı olarak söyleyeceğiz. Biz diyoruz kardeşim uzak durun. Şimdi bazı kardeşler hemen şöyle diyor. Ya işte adamın bir tane hatası varsa işte o bir tane hata yüzünden 10 tane iyiliğini siliyorsunuz. Hayır. Bak şimdi. Bir adamın o bir hatası, tamam mı? Bizim bazı arkadaşlarda, bizim millette şöyle bir sıkıntı var. Ya adamın işte mesela atıyorum 9 tane doğrusu var, bir tane yanlışı var. O bir tane yanlış yüzünden adamı silemeyiz. Bak adamı şöyle yaparsın. Nasıl yaparsın biliyor musun kardeşim? Adamın o hatası, bak o hatası mesela içtihadi, itikadi bir mesele ise, insanları saptıracak bir mesele ise, atıyorum milleti kafir edecek mesele ise, ya istediği kadar o 9'u doğru olsun. Anladın mı? Adam o 9 tane doğruyu dinler. O kalan bir tane yanlış da ya adamın 9 tane kelimesi doğruydu. Herhalde bu da doğrudur der. Oraya da inanır. E sen şimdi sorularla İslamiyet. Hayrettin Karaman denen ayet hadis inkarcısının fetvalarını veriyor. Bak. Sorularla İslamiyet denen sayfa içinde düzgün fetva oluyor. Bana ne? Ama sen kabir azabını inkar eden Hayrettin Karaman'ı, FETÖ'nün arka bahçesi olan Hayrettin Karaman'a, ehli sünnete saldıran Hayrettin Karaman'ı fetvalarını kendi sayfanda yayınlarsan kusura bakma kardeşim. Bu Hayrettin Karaman ne diyor biliyor musun? Ya diyor kabir azabı falan yok. Sakın diyor öyle bir şey yapmayın. Kabrinize diyor kamera koyarlar. Bak kabrinize kamera koyarlar.
melekler kamerada çıkmaz, rezil olursunuz. Ya böyle bir kelime var mı? Melekler zaten kameralara çıksa imtihan diye bir şey kalmaz. Anladın mı? Çünkü biz ya da herhangi biri bir tane melek görse, bir tane melek imtihan kalmaz ki. Çünkü adam onu gördükten sonra ahireti görmüş sayılır. Başını secdeden kaldırmaz. Sırf ibadet. O yüzden melekleri göremeyiz. Hayrettin Karaman gibi bir adamı, fetvalarını yayınlayanı biz tavsiye etmeyiz. Peşine İbn-i Teymiye'yi, evet bu Vahabilerin hocası olan İbn-i Teymiye'yi öven sözler, Allah göktedir diyen haşa ve kella İbn-i Teymiye'yi öven sözler, peşine Mahmud Efendi Hazretleri'nin merdudi dediği, yani reddedilmiş dediği mevdudiden istifade edebiliriz diyen bir siteden uzak durmamız lazım. Peşine Abduh, Afgani, Reşit Rıza, Fazlur Rahman, bunlar var ya, zındık-ı ekber. Yani öyle böyle zındık değil. Bu adamları kalkıp sen sitene koyuyorsun, ya onların ismini koyuyorsun, altına yazacağın tek şey var kardeşim, bu adamlardan uzak durun. Adamların hayatını yazmışlar altına. Ya arkadaş böyle bir şey yok ki. Abduh, Afgani, Reşit Rıza, Fazlur Rahman denen adamlar tam sapık. Yani bu bizim Türkiye'deki sapıkların önde gelenleri. Ağa babaları. Sen kalkıp bu adamları alıyorsun, oraya koyuyorsun kardeşim, kusura bakma. Senin sitende 99 tane doğru olsa bile bu bir tane hata yüzünden ben tavsiye etmem. Ben tavsiye etmiyorum kardeşim. Niye? Çünkü bu siteye giren bir adam bu adamlardan herhangi bir tanesinin fetvasını duysa, bu adamdan herhangi bir tanesinin birkaç kelamını duysa o anda doğru söylemiş olabilir. Bak doğruyu alırız ama şöyle alırız. Adamın bozukluğunu bileceksin. Adamın yanlış olduğunun farkına varacaksın. Ya bunları tanımayan, bunları bilmeyen adam ne olacak abi? Ya iyiyse ya bu adamı Diyarbakırlı Ramazan abi. Diyarbakırlı Ramazan denen adam. Ya bunların hepsini övüyor. Ama ben diyor imamların arkasında namaz kılmam diyor. İmam gelsin benim arkamdan namaz kılsın diyor. Ya biz ona çok anlattık. Diyarbakırlı Ramazan ne kadar tehlikeliyse sorularla İslamiyet'te o kadar tehlikeli. Biz Allah için uyarıyoruz. Bu sorularla İslamiyet denen sayfada FETÖ ile alakalı da birkaç da yazı da gördüm. Bununla alakalı birkaç paylaşım da gördüm. İnşallah onların da detaylarını internetten bulabilirsiniz. Ama ben söylüyorum kardeşim, bizim tavsiyemiz sorularla İslamiyet'ten uzak durun. Fetva soracak başka bir yer bulun. Bir daha söylüyorum. Google'ın arama motoruna aradığınız fetva yazıp peşine herhangi bir Ehl-i Sünnet hocanın ismini yazarsanız aradığınız şey çıkar. Zaten artık konuşulmayan bir mesele kalmadı. Sene olmuş 2021. He sen çok aşırı takvalıysan, çok ince meseleler arıyorsan kardeşim, bir daha söyleyeyim. İsmail'a fetva attığını ara kardeşim. Derdine derman olsunlar. İnşallah bu meseleyi anlattık. Bunlar her zaman söylüyoruz kardeşim. Önemli mesele. Bunlar 40 tane sohbetten de önemli. Evet. Çünkü burada adam kendini kaybedebilir. Bak çünkü adam burada oradaki yanlış bir fetva sebebiyle yanlış bir fetva. Bak bu mealcilerin en büyük problemlerine biline biliyor musunuz? Çorap üstüne mes yapıyorlar. Çorap. Evet normal bildiğin kadınlar normal ayaklarına gidiyor ince çorabın. Erkekler de normal çorabın üstüne mes yapıyorlar. Neye göre? Olmayan akıllarıyla Kur'an'dan çıkardıkları kendine göre meallere göre işte. Bunların sıkıntısı bu. Biz Allah için uyarıyoruz.